Toronto'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle festival başlamadan bir gün önce izlediğim Catherine Bigelow'un merakla beklenen 10. filmi Detroit ile ilgili görüşlerimi 3 dakikada film analizi formatında When you're black, it's almost like having a gun pointed at your face. It's like this. Hey boy, what you doing on my... Catherine Bigelow aslında ilk döneminde çok başarılı tür filmlerine imza atan bir yönetmendi. Ama ne olduysa yeni milenyuma girildi ve Catherine Bigelow 50 yaşına girdi. Politik duyarlılığını arttıran bir yönetmene dönüştü bir anda. Ama bunu yaparken de aslında dönemine göre, nabza göre şerbet verme politikasını devreye sokmaya başladı. Hurt Locker, Ölümcül Tuzak'ta aldığı Oscar ve sonrasında askerlere sabır dilemesiyle, konuşmasını yapmasıyla da aslında hani Amerikan milliyetçiliğini liberal gözükerek milliyetçilik yapma sendromunu karşımıza çıkarmıştı. Zero Dark Thirty'de de buna benzer bir durum vardı ama en azından bir Bin Laden'e dair bir gözlem, bir biyografik bakış olduğu için en azından belge olarak arşivimizde kaldı film. Ama elbette hani son 15 senede yaptıkları K19 Widowmaker'da da aslında yönetmenin fazlasıyla hani Amerikan bakışını yansıttığını görebiliyorduk. Detroit'te nasıl olduysa yönetmen bir anda Afro-Amerikalıların temsilcisi haline gelmiş. Ama bunu hiçbir şekilde filmde yansıtamıyor. 1967 yılında Detroit'te polislerin kıyım yaptığı bir olayın çevresinde geçen filmde aslında nasıl olduysa Catherine Bigelow bu olayı incelemiş ve bir şekilde beyaz polislerin ve beyazların merhametli olduğunu göstermek için bunu sinemaya aktarmak istemiş gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Özellikle Will Poulter'ın polis karakteri ve bunun devamındaki beyaz karakterler genel anlamda bir şiddet uygulamaktan ziyade hani merhametli bir şekilde nasıl gösterilirler mantığıyla yola çıkılmış bir şekilde karşımıza çıkarılıyor. Bu şekilde de Catherine Bigelow'un nabza göre şerbet verme durumu duruşu açığa çıkıyor açıkçası. Ve John Krasinski'nin de hani sonlara doğru Peru ile karşımıza çıkması sanki Zaz ekolünden bir parodik karakteri gibi gözüküyor. Ve John Boyega da filmde hani ne kadar overrated bir oyuncu olduğunu kanıtlamak için var gibi. Bunun yanında hani film sanki Roots, 1970'lerdeki Roots dizisini günümüz Amerika'sına uyarlayan bir dizi gibi. Bu dizinin 3 bölümünü izliyoruz gibi veya bir mini diziyi. Başlangıç bölümünün filme hiçbir katkısı olmuyor. Devamında şiddet meselesine ait bölümde çok fazla bir katkısı olmuyor. Ama sonrasındaki mahkeme sahnesi de ayrı bir filme dönüştürülebilirmiş. Film daha ziyade hani bir dizi olarak Afro-Amerikalı kitleyi etkisi altına alabilirmiş. Catherine Bigelow'un buradaki hani liberal görüşlü bakış açısı biraz nabza göre şerbet politikasını bir araya karşımıza çıkarıyor. Bu sayede de oyuncuların da karikatürize hale gelmesi hiçbir şekilde tesir etmiyor. Patrice Day'in geçen sene çekildiğini düşünürsek ve orada da hiç beklenmeyen bir yönetmenin gerçekten başarılı çekilmiş bir gerçek hikaye terör gerilimi yarattığını düşünürsek Catherine Bigelow'un burada yaptığı hiçbir şekilde hiçbir şeye değmiyor. Fruitvale Station'ı da mumlar atıyor açıkçası. Benim Detroit'e puanım 10 üzerinden 3,3. Sizin Detroit'e puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.